Sayın Başkanım, Sayın Vali, değerli arkadaşlar. Ağustos ayı birinci birleşimin gündemini okuyorum. Bir yoklama açılışı yapıldı. 2. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10.06.2021 tarih ve 6.389 sayılı ödenek aktarılması konusu hakkında A. Plan ve Bütçe Komisyoncu hazırlanan raporun görüşülmesi, B. Hukuk ve İdari İşler Komisyoncu hazırlanan raporun görüşülmesi, 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 25.06.2021 tarih ve 6.869 sayılı Kaşfelen Köyü'nün adının Mende olarak değiştirilmesi konusu hakkında A. Plan ve Bütçe Komisyoncu hazırlanan raporun görüşülmesi, B. Hukuk ve İdari İşler Komisyoncu hazırlanan raporun görüşülmesi, 4. Dilek ve temenniler, 5. Gelecek toplantı gününün tertip edilmesi. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, toplantımıza gündemimizin ikinci maddesiyle devam ediyoruz. Gündemimizin ikinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 10 Haziran 2021 tarih ve 6.389 sayılı ödenek aktarılması konusu ile ilgili talebi hakkında. İlgili taleple alakalı Plan ve Bütçe Komisyonumuzca hazırlanan raporu Komisyon Başkan Vekilimiz Sayın Durmuş Yavuz Bey meclise sunacaklar. Durmuş Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, çok kıymetli Genel Sekreterim. Plan ve Bütçe Komisyonu raporudur. Karar No. 29, karar tarihi 08.07.2021. İl Genel Meclisi Başkanlığına. İl Genel Meclisi'nin 01.07.2021 tarih ve 130 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10.06.2021 tarih ve 6.389 sayılı ödenek aktarma konusu görüşüldü. İdareniz görev ve çalışma yönergesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 44.64.32.00.02.2.5.03.05 hizmet alımları İlimizin tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlenmesi, ilimizin tanıtımı için fuarlara katılma kalemindeki 19.336 TL'nin destek hizmetleri müdürlüğü. Hizmet alımları, ilimizin tanıtımına yönelik faaliyet düzenlemesi, ilimizin tanıtımı için fuarlara katılma kalemine, İlimiz tanıtımı için basılı ve görsel doküman yaptırılması kalemindeki 11.403 TL 36 kuruşun destek hizmetleri müdürlüğünün ilimizin tanıtımı için basılı ve görsel doküman yaptırılması kalemine ve muhtaç asker ailelerine yardım kalemindeki 1000 TL'nin de Mali Hizmetler Müdürlüğü muhtaç asker ailelere yardım kalemine aktarılmalarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36/2 maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin B bendi gereğince uygun olduğuna karar verildi. İl Genel Meclisi'nin bilgilerine arz oldu. Komisyon Başkanı Nuri Demir, Başkan Vekili Durmuş Yavuz, Üye Osman Ersoy Sağ, Üye Yaşar Bozkurt, Üye Engin Özcan, Üye Selim Saka, Üye Ayşegül Obalı. Teşekkür ediyorum. Diğer meclis üyelerimiz Plan Bütçe Komisyonumuzun raporunu dinledik. Komisyonumuzun raporu ile ilgili söz talep eden meclis üyemiz var mı? Yok. Komisyonumuzun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Aynı konuyla ilgili olarak Hukuk ve İdari İşler Komisyonumuzca hazırlanan raporu Komisyon Başkanımız Sayın Osman Ersoy Sal Bey, buyurun. Sayın Başkan, meclisimizin saygıdeğer üyeleri, saygıdeğer sekreterim.
kurumun değerli yöneticileri ve müdürlerimiz. Hukuk ve İdari İşler Komisyonu raporudur. Karar No. 38. Karar tarihi 8-7-2021. İlgilenen Meclisi Başkanlığı'na. İlgilenen Meclisi'nin 01-07-2021 tarih ve 130 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 16-2021 tarih ve 6389 sayılı ödenek aktarma konusu görüşüldü. İdaremiz görev ve çalışma yönergesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün hizmet alımları, ilimiz tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemesi, ilimizin tanıtımı için fuarlara katılma kalemindeki 19.336 TL'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün hizmet alımları, ilimizin tanıtımına yönelik faaliyetleri düzenlemesi, ilimizin tanıtımı için fuarlara katılma kalemine. Yine ilimizin tanıtımı için basılı ve görsel doküman yaptırması kalemindeki 11.436 TL'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilimizin tanıtımı için basılı ve görsel doküman yaptırması kalemine. Muhtaç asker ailelerine yardım kalemindeki 1000 TL'nin de Mali Hizmetler Müdürlüğü muhtaç asker ailelerine yardım kalemine aktarılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36/2 maddesi uyarınca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin B bendi gereğince hukuken uygun olduğuna karar verildi. İlgilenmesinin bilgilerine arz olunur. Komisyon Başkanı Osman Ersoysal, Başkan Vekili Ali Işık, Üye Durmuş Yavuz, Üye Kürşat Ceylan, Üye Yılmaz Başakçı. Teşekkür ediyorum. Değerli meclislerimiz, konuyla ilgili olarak Hukuk İdare İşler Komisyonumuzca hazırlanan raporu dinledik. Komisyonumuzun raporuyla ilgili söz talep eden meclis üyemiz var mı? Yok. Komisyonumuzun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 3. maddesiyle toplantımıza devam ediyoruz. Gündemimizin 3. maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün 21 Haziran 2021 tarih ve 6869 sayılı Kaşbelen Köyü'nün adının MEND olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonumuzun yapmış olduğu çalışma sonucunda hazırlamış olduğu raporu sunmak üzere Komisyon Başkan Vekilimiz Sayın Durmuş Yavuz Bey, buyurun. Plan ve Bütçe Komisyonu raporudur. Karar No. 30. Karar tarihi 09.07.2021. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na. İl Genel Meclisi'nin 01.07.2021 tarih ve 133 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 21.06.2021 tarih ve 6869 sayılı Kaşbelen Köyü'nün adının MEND olarak değiştirilmesi konusu görüşüldü. İlimiz Merkez İlçesi ilimiz Merkez ilçesine bağlı Kaşbelen Köyü Muhtarlığı'nın valilik makamına verdiği 08.06.2021 tarih ve 13.104 sayılı dilekçesi ve dilekçe 2 ekinde sunulan Kaşbelen Köyü'nde ikamet eden 503 kişinin isim değişikliği yönündeki imzalarında köy halkının Kaşbelen Köyü ismini Menlo olarak değiştirilmesi için umumi rızalarına dayalı talepleri bulunduğu ve bu taleplere istinaden İl İdare Kurulu'nun 09.06.2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile Kaşbelen Köyü isminin Menlo olarak değiştirilmesine karar verildiği ve konuyla ilgili İl Genel Meclisimizce de karar alınması istendiği anlaşıldığından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca Merkez İlçe Kaşbelen Köyü'nün adının Menle olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna karar verildi. İl Genel Meclisi'nin bilgilerine arz olunur. Komisyon Başkanı Nuri Demir, Başkan Vekili Durmuş Yavuz, Üye Osman Ersoysal, Üye Yaşar Bozkurt, Üye İngil Özcan, Üye Selim Saka,
üye Ayşegül Abalı. Teşekkür ediyorum. Değerli mevzuyelerimiz, konuyla ilgili olarak Plan Bütçe Komisyonumuzun hazırlamış olduğu raporu dinledik. Komisyonumuzun raporuyla ilgili söz talep eden meclis üyesi arkadaşımız var mı? Yok. Komisyonumuzun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Aynı konuyla ilgili olarak Hukuk ve İdareler Komisyonumuzun hazırlamış olduğu raporda Komisyon Başkanımız Sayın Osman Ersoysal Bey, buyurun. Hukuk ve İdareler Komisyonu raporudur. Karar No. 39. Karar tarihi 9-7-2021. Bilgenel Meclisi Başkanlığı'na. Bilgenel Meclisi'nin 1-7-2021 tarih ve 133 sayılı karar ile komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 21-6-2021 tarih ve 6869 sayılı Kaşpelen Köyü'nün adının Mende olarak değiştirilmesi konusu görüşüldü. İlimiz Merkez ilçesine bağlı Kaşpelen Köyü Muhtarlığı'nın Mahallelik Makamına verilen 08-06-2021 tarih ve 13104 sayılı dilekçesinden ve dilekçe ekinde sunulan Kaşpelen Köyü'nde ikamet eden 5003 kişinin isim değişikliği yönündeki imzalarından köy halkının Kaşpelen Köyü isminin Mende olarak değiştirilmesi için umumi rızalarına dayalı talepleri bulunduğu ve bu taleplere istinaden İl İdare Kurulu'nun 9-6-2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile Kaşpelen Köyü isminin Mende olarak değiştirilmesine karar verildiği ve konuyla ilgili İl Genel Meclisimize de karar alınmasını istendiği anlaşıldığından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca Merkez ilçe Kaşpelen Köyü'nün adının Mende olarak değiştirilmesinin hukuken uygun olduğuna karar verildi. İl Genel Meclisi'nin bilgilerine arz olunur. Komisyon Başkanı Osman Ersoysal, Başkan Vekili Ali Işık, Üye Durmuş Yavuz, Üye Kürşat Ceylan, Üye Yılmaz Başakçı. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili olarak Hukuk İdareler Komisyonumuzca hazırlanan raporu dinledik. Komisyonumuzun raporuyla ilgili söz talep eden meclis üyemiz var mı? Yok. Komisyonumuzun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Ülkemiz son bir haftadır ciddi manada orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı. Tabii bunu üstlenen bir grup da var. Devletimiz elbette her şeyin gereğini yerine getirecektir. Ormanlarımızı, ağaçlarımızı yok edebilirler ama bu milletin birliğini, beraberliğini, bu milletin vatan olan aşkını, bu milletin vicdanını asla ve asla yok edemeyecekler. Asıl olan milletimizin birliğidir, beraberliğidir. Vicdanını muhafaza edebilmesidir. Biz her türlü zorluğun üstesinden bu millet ve ulus geldiği gibi bu zorluğun üstesinden de gelecektir. En kısa sürede buralar yeniden ağaçlanır, eski günlerine kavuşur. Ancak bir millet vicdanını kaybederse, birliğini, beraberliğini kaybederse, insaniyetini yitirirse bunun telafisi söz konusu değildir. İnşallah bu hadiseler bizi daha çok birbirimize kenetlemekte, daha çok aşkımızı, şevkimizi ve heyecanımızı arttırmakta.